Sayın Ali Mahir Başaran'ın evinde 3 saat bir toplantı gerçekleştirdik. Çok sevdiğim bir insan Ali abi. Kendisine de selam olsun. O toplantıda şahitlerden bir tanesi. Hatay Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Servet Mullaoğlu. Çok değerli bir isim, çok kıymetli bir isim. Evet. Hatay tarafında, her kesimin tarafından sevilen bir isim. Ben bunu söylemeyecektim. Çünkü böyle kişisel şeylere girmek istemiyorum. Bunlar bizleri yıpratır. Çok önemli değil. Ancak aday belirleme süreci olduğu için. Maalesef evet. Hataylıları farklı yönlendiriyorlar. Hatay'da şu anda benim üzerime oyunlar oynanıyor. Oyun oynamaya devam ediyorlar. Her şeyi çarpıtmaya çalışıyorlar. Hiç önemli değil. Çalışmanızı bu benim engelleme girişimleri evet evet var her şey yapıyor. Hiç önemli değil. Bunlar benim motivasyonumu düşürmez. 31 Mart'a kadar orada sandıkta biraz mertçe savaşsınlar. Mertçe mücadele etsinler. Adaylar üzerinden konuşarak bir şeyler elde edemezler. O yüzden ben Sayın Servet Mullaoğlu'nun şahit olduğu bir toplantıda şu söylendi bana. Defne ya da Arsuz'dan birini sana verelim ilçelerinden. Sayın Savaş'ın da boşluğunu ancak seninle birlikte doldurabiliriz. Özgür Özel de var mı? Bu hayır. Toplantıda? Ali Mahir Başar'ın evinde ve Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu vardı. Şimdi bunların olduğu bir yerde ben asla dedim kabul etmiyorum. Hatay halkının istemediği, ülkemizin istemediği bir insanla deprem suçuna bulaşmış, ranta bulaşmış, yolsuzluğa bulaşmış, Hatay'ın hakkını ve hukukunu savunmayan, eşit hizmet götürmeyen bir anlayıştaki bir kişiyle asla yürümem. Ama şunu kullandım, şunu söyledim, açık yürekte söyleyeyim. Eğer Arsuz ya da Defne Hatay halkı tarafından bir teveccüh görülecekse, Arsuz ya da Defne halkı tarafından bir teveccüh görülecekse, genel merkez, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi ve halkımız bana ihtiyaç duyulursa, elimi taşın altına koymam gerekiyorsa evet o zaman varım. Fakat Sayın Hüsnü Savaş'la birlikte asla değil. Hatta ben bir programa çıktım. Gece saat 12-12.30 gibi aradı beni Ali Mahir Başarır. Lütfen dedi o programa çıkma dedi. İşte iki ay önce evet İsmail Küçükkaya'nın bir programı vardı, ona katılmıştım. Şunu söylemiştim. Ceketimi alsam kazanırım. İşte bizi çantada keklik görüyor diye bir söz kullanmıştım. Sabahleyin de yazdım. Özgür Özel mi yayına hayır, çıkmamanız? Hayır, Ali Mahir Başarır o zaman. Bakın yazışmalarında duruyor Ali abiyle. Bunu açıklamayacağım. Kendisi isterse açıklarım. Asla Hatay halkına ihanet etmeyeceğim. Asla Hatay halkının söylediğini söylemenin dışına çıkmayacağım. Ve her zaman halkımın yanındayım. Benim bir belediyeye, ilçe belediyesi sizin vereceğiniz ve biat edeceğim bir yerde asla olmam. Hı hı. Hatay halkı benim için daha kıymetlidir. Kimse de kusura bakmasın. Bütün bu yazışmalar var. Çok da sevdiğim bir insan. Açık açık söyleyeyim. Eğer Hatay halkı beni istese evet o zaman tamam, ama doğru insanları konumlandırdıktan sonra. Ben dedim asla kabul etmiyorum. Yayın bitti, yayından sonra beni aradı. Ya dedi sana Arsuz'u verecektik dedi, aynen böyle Ali abi. Niye konuştun dedi, niye öyle yaptın, böyle bağırdı falan, biraz şey yaptı. Ben de biraz sesim yükseldi, kusura bakma Ali abi dedim. Tartıştınız? Ya tartışma değildi, hani o tatlı sohbet bu gibi. Bu son hani konuşma niye yaptı? Peki? Çünkü sağ olsun beni seviyor. O da beni bir yerde konumlandırmak istiyor. İyi niyetle bunu söylüyor. Ben asla dedim Hatay halkına ihanet etmeyeceğim. Sırtımı çeviremem, kusura bakmayın dedim. Son konuşmamız mı? Evet, son konuşmamız. Benim o konuda bir mevki makama ihtiyacım yok, kusura bakmayın. Ama hizmet konusunda, eğer Hatay halkıma hizmet etmek konusunda halkım beni, bana karşı bir teveccüh olursa her zaman da halkımın yanındayım. Hep o zaman onu söyledim. Bugün de aynı sözü tekrarlıyorum. Hiçbir önemli anlattıklarınız, elbette hani isim kullandığımız için Ali Mahir Başarır daha önce de yayınımıza katılmıştı. İsterlerse katılabilirler de elbette. Cevap hakkı doğduğu için bunu da belirtelim. Önemli anlattıklarınız, ama şu geldiğimiz noktada Türkiye İşçi Partisi'nin adayı olarak Gökhan Zan artık Hatay'da var oldu ve Hataylılar kabul etti diyorsunuz. Şimdi Türkiye İşçi Partisi, hani maddi anlamda baktığımız zaman seçim, az önce bir haber aktardık, sosyal medya harcamaları, reklam harcamaları çok büyük rakamlar. Bu anlamda nasıl rekabet ediyorsunuz diğer tırnak içerisinde büyük rakiplerinizle Gökhan Bey? Yani kolay değil mücadele etmek. Bazen cesaretli olacaksınız. Bazen kendi karakteriniz ve kişiliğinizle mücadele edeceksiniz. Birileri parayla belediye imkanlarını kullanan Lütfü Bey, bütün imkanlarını, belediye imkanlarını kullanıyor. AK Parti adayı zaten iktidarın bütün imkanlarını kullanıyor. Biz ise halkımızdan gelen yardımlarla, sponsorlarımızla bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Billboardlar kolay mı? Reklam vermek? Maalesef üzüldüğüm noktalardan bir tanesi şu. Talep ettim birkaç tane billboard verilsin diye, asla verilmedi. AKP ve CHP ve diğer partilerimizin hepsine verdiler. Gerekçe ne? Yani önceden kiralandı mı diyorlar? Yok, boş, hala boş. Hepsi boş. Bir kısmı boş, yarısından fazlası boş.
Onlara göre gerekçe ama hukuken de yanlış bir yol. Ama ben hukuka başvurmadım o konuda. Çünkü insani duygular çok daha kıymetli. Dediğim gibi ya, mertçe bir yarış olsun. Bir görelim bakalım, hani biraz da ya zaten iktidar sizin elinizde. Belediye imkanları Lütfü Bey'in elinde. Bütün bunlar imkanlar kullanılıyor. Gökhan Zan ve Türkiye İşçi Partisi olarak halkımızın imkanlarıyla o iki partiye karşı mücadele ediyoruz. Sorun yok, canları sağ olsun. Hatay Radyo Televizyonu bizim yereldeki en önemli televizyonlardan bir tanesi, HRT. Onlara bir teklif götürdüm, onları arıyorum, açmıyorlar. Onlarla konuşmak için, yayına çıkmak için. Hataylılar en azından Hatay'daki televizyonlardan sesimizi duyabilsinler, projelerimizi anlatabilirim, neler yapabildiğimizi anlatalım. Ancak her taraftan sesimizi kısıyorlar. Belediyenin 2019'da, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da 4 tane yerel sosyal medya hesabı var. Bunu Hataylılar bilmiyor. Benim maalesef aleyhime çirkin propagandalar yaparak. Troll gibi hesaplar. Evet, evet, kendileri yönetiyor. İsimleri de var bende. Hangi yılda kuruldu, kimin onları yönettiği hepsi de mevcut. Hepsi de duruyor. Önemli değil. Ben ne bunlara gibi karşı, yıpratma girişimlerinde bulunuyorlar? Yani yıpratılması gereken ne varsa bütün belden aşağı vurmaların hepsini ortaya koyuyorlar. Anlatmaya çalışıyorlar. İşte halkı farklı manipüle edip farklı düşünmelerini sağlamak için yapmaya çalışıyorlar. Hiç önemli değil. Bunlar da beni şu ana kadar yıpratmadı. Manipüle etmeye devam etsinler. Onlar bu tarz çirkin şeylerle devam etsinler. İşte dediğim gibi. Yani CHP'nin şu andaki zihniyeti, Hatay'daki zihniyetten bahsediyorum. AKP'nin aynısı. Birbirinden hiçbir farkı yok. O yüzden benim başım dik, alnımak. Bunlara karşı da mücadele ediyorum. Siz bana orada yer vermeseniz de televizyonlarda, Hatay'ın bir evladına, ülkenin bir evladına ya da sosyal medyalarınızda, o çirkin propagandalarınızda yapsanız da ben Hataylıların gönlünde zaten tahtı kurmuşum. Az önce teklif ettim, buyursunlar istedik. HRT'de olsun. Sayın Lütfü Savaş'ın kendi sponsor olduğu HRT'de olsun. Çıkalım. Hep birlikte Hatay'da yapalım. Kendi moderatörü. Çıkartmıyorlar. Açık teklifimdir. Konuşalım orada. Daha ne zaman konuşacağız? Halk bunu bekliyor. İster. HRT'de de olabilir tabii. Nerede olursa. Ulusal evet. Medya olsun. Gerçekten onların istediği moderatör ve istediği sorular olsun. İki dakikamız kaldı Gökhan Bey. Çok kestim sözünüzü, sormak istediğim çok şey olduğu için ama unuttuğunuz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Mutlaka şunu söylemem lazım. Önemliydi açıklamalarınız. Hem canlı yayın davetiniz, bir de sokağa davet ettiniz. Evet. Lütfü Savaş'ı sokakta değil, gezmiyor, sahada değil. Gelsin birlikte gezelim dediniz. Gezelim yani, girelim kol kola buyursunlar. Hani bundan daha şey bir şey olamaz ki. Bugün birlik beraberlik, hadi çıkalım konuşalım, AKP adayı, diğer adaylar gelsin, insanlar orada sahada dinleyelim, televizyon kanalları, sosyal medya kanalları gelsinler, izlesinler, canlı canlı versinler ne olup bittiğinin, hangi tepkilerle karşılaşıldığını. Onlar anketlerle insanları, halkımızı manipüle etmeye çalışıyorlar, algı yaratıyorlar. Biz ise başımız dik sokakta, halkımızla iç içe. Benim ne bir korumaya ihtiyacım var, ne de konvoy yapmaya ihtiyacım var.